Burası Anadolu'nun deniz kapısı Asyapol. Avrupa kıtasında Tekirdağ'da yer alan Asyaport Limanı, MSC grubunun liman yatırımları yapan şirketi Global Terminal Limited ile Soyer ailesinin münhasıran konteyner limanı işletmesi amacıyla kurmuş oldukları Asyaport Liman Anonim Şirketi tarafından Tekirdağ Barbaros'ta 2005 yılında yapımına başlanmış olup 8 Temmuz 2015'te yapımı tamamlanmış ve hizmete başlamıştı. Limanın kapasitesinden bahsetmeden önce lojistik sektöründe çokça kullanılan TEU teriminin ne olduğuna hızlıca bir göz atalım. 20 ayak eşdeğer birimi kelimelerinin kısaltması olup konteynerlanmış yükler için bir endüstri standardıdır. Bir TEU 20 ayaklık konteyner yaklaşık 34 metreküp hacme sahiptir ve 21 ton yük taşıyabilmekte olup boş ağırlığı 2240 kilogram gelmektedir. 6 metreye yakın uzunluğu, 2.4 metreye yakın yüksekliği ve aşağı yukarı aynı ölçülere sahip de genişliği vardır. Yani bir TEU dediğimizde aklınıza bir kamyon kasası gelebilir. Türkiye'nin ilk transit limanı olan Asyaport 18 metre derinliğe ve 2010 metre rıhtım uzunluğuna sahiptir. Yıllık 2,5 milyon TEU'yu varacak kapasitesiyle dünya ölçeğinde bir liman konumunda. Yani biraz önce bahsettiğimiz kamyon kasası büyüklüğünde konteynerlardan yılda 2 milyon 500 bin adet TEU sadece bir yıl içerisinde Asyaport limanından geçmektedir. Asyaport 300 bin metrekare terminal alanına sahiptir ve bunun 100 bin metrekaresi kara terminalidir. Limanın 42.812 TEU toplam istifleme kapasitesi var. Bu liman tek başına Türkiye'deki limanların toplam istifleme kapasitesinin yaklaşık %9'unu teşkil ediyor. Limanda devasa vinçler ve konteyner taşıyıcılar sürekli çalışıyor. Burası çok büyük ölçekte bir lojistik merkezi. Liman aynı anda çok sayıda küçük gemi ya da çok büyük boyutta konteyner taşıyan gemilerin yanaşabilmesi için gerekli teknik özellikler sağlanacak şekilde inşa edilmiş. Büyük konteyner taşıyıcıları Türkiye'de her limana yanaşamıyor. Asyaport gibi niteliklere ve özel ekipmanlara sahip olması gerekiyor. Büyük gemilerde bulunan konteynerlara uzanıp alacak ve yükleme yapabilecek vinçlerin de bu gemilere hizmet edebiliyor özellikte olması lazım, zira yükleme ve indirme yapılamaz. 2019 yılında Asyaport limanına aylık yaklaşık 105 gemi, yıllık toplamda da 1260 gemi misafir olmuş. Şu günlerde limana dünyanın en büyük konteyner taşıyıcı gemilerinden olan MSC Oscar uğradı. ...19 Mayıs'ta Çanakkale Boğazı'ndan geçerek 22 Mayıs'ta Tekirdağ Barbaros'taki Asyaport Limanı'na yanaştı. Bu dev geminin limana gelmesiyle birlikte kurban kesilerek dualar edildi. MSC Oscar 20 bin TEU taşıma kapasitesine sahip, 400 metre uzunlukta ve yaklaşık olarak 60 metre genişliğe sahip. Uzunluğunu biraz daha gözümüzde canlandırmak için şöyle bir örnek verelim. Yaklaşık 100 metrelik bir futbol sahasından 4 tane arda arda gelmiş kadar, yani bu geminin uzunluğu 4 futbol sahası kadar. Bu sınıf konteyner taşıyıcılar Türkiye'de sadece Asyaport limanına yanaşabiliyor. Bu gemi 346 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak veya 2.4 milyon adet mikrodalga fırını kendi başına çalıştırabilecek güce sahip. MSC Oscar ve onun sınıfındaki gemiler Orta Doğu limanlarından aldığı yükleri Türkiye'deki ana terminal olan Asyaport'a getirip buradan her gün yüzlerce tır ile gidecekleri yerlere dağıtımını sağlıyor. MSC Oscar'ın bu gelişinde gemiden yaklaşık 2400 konteyner tahliye edilecek ve sevk edilmeyi bekleyen bir o kadar konteyner yüklenecek. Yükünü aldıktan sonra sessiz sedasız limandan ayrılacak. Öyle pek de sessiz sedasız sayılmaz. Kulakları çınlatan, göğüs kafesinizi sızlatan sireniyle, heybeti ve yaklaşık 20 bin TEU ile yavaş yavaş ama kararlı bir biçimde açık denizlere doğru yol aldı. In the world of ships, it doesn't get much bigger. MSC Oscar 3
Foxo, Bravo, Tango, 7. Then container ship MSC Oscar. Limanın işletmecisi olan Asyaport Liman anonim şirketi aynı zamanda sosyal sorumluluk sahibi bir firma. Son dönemde çok ihtiyaç duyulan tıbbi maske ihtiyacını kendi bünyesinde üretim yaparak karşılıyor. Grup şirketlerinde günlük 6000 maske ihtiyacı var. Fazla ürettiği maskeleri kamu kurumlarına ve ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırmak üzere yerel yönetimlere hibe ediyor. Asyaport Liman Anonim Şirketi'nin idari binasının bahçesinde gözüme bir zeytin ağacı takıldı. 600 yıllık olduğu söylenen bu ağaç Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyer tarafından özel olarak Ege yöresinden getirilmiş ve titizlikle bakımı yapılıyor. Şimdiye kadar gördüklerimizden farklı olan zeytin ağacının özel budama şekli ilk bakışta fark ediliyor. İdari binanın bahçesinde bir de emektar pervane mevcut. Orijinal sarı malzemeden imal edilmiş olan bu pervane 2004 yılından itibaren 5500 konteyner kapasiteli bir gemide çalışarak dünyanın birçok denizini gezmiş olan gerçek bir emektar pervaneymiş. Denizciliği simgelediği için Asyaport'un bahçesinde yerini almış ve orayı ziyaret eden insanların dikkatini oldukça üzerine çekmeyi başarıyor. 8 metre 60 santim çapındaki bu pervanenin ağırlığının 60 ton olduğu söyleniyor. Tüm dünyadan gemilerin uğradığı bu limanda ilginç bir özellik de cami, sinagog ve kilisenin yan yana olması. Üç semavi dinin ibadethanelerini bulunduran belki de ilk ve tek kuruluş olabilir Asyaport. Tekirdağ'a kazandırılmış olan bu liman ülke ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlıyor.